bu sahipsizliğimizi maalesef bir tek sahada yaşamıyoruz. Onu da bu içimizde kanayan yara olduğu için söylemek isterim. Bu 30 puanı toplarken gerçekten çok zorluklarla topladık. Mevcut bir tesisimiz yok. Sürekli oynayabildiğimiz bir sahamız yok. Evet, biz birinci lige çıktık ama kimse bunun farkında değil hala herhalde. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ayın 13'ünde bir kupa maçı oynayacağım Başakşehir'le. Ama nerede oynayacağımı, hangi statta oynayacağımı hala bilmiyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir sıkıntı. Biz çocuklarla beraber buraya kadar çok büyük özverilerle geldik, mücadeleyle geldik. Sağ olsun kulüp başkanımız Fevzi İlhanlı maddi manevi bütün desteğini bize verdi. Biz bu destekle beraber yürüdük. Fakat bir ilçenin gerçek markası veya şehrin bir markası futbol kulübüdür. Burada belediye başkanı şampiyonlukta Şadi Yazıcıoğlu bize söz verdi, çocuklara söz verdi. Hepimize belirli bir şampiyonluk primi vereceğini söyledi. O şampiyonluk primi kendisine kalsın, sağ olsun, teşekkür ederiz. Zaten ödemedi ama bari bu takıma bir tane tesis kazandırın veya bir tane stat kazandırın. Bizler gelip geçeceğiz. Bugün buradayız, yarın başka bir yerdeyiz ama Tuzla Spor hep yaşayacak. Yani daha sürekli bize avutulan sözler var. 6 aydan beri hala bir çivi çakılmadı. Bir kere hem Tuzla Spor olarak hem burada sahada sahipsiz olduğumu hissediyoruz. Hem de ilçede sahipsiz olduğumu hissediyoruz. İnşallah bu mesajımız belki tepki alacaktır. Olumlu karşılanmayacaktır. Ama benim için önemli değil. Dediğim gibi bugün buradayız, yarın başka bir yerdeyiz. Tuzla Spor yaşasın istiyorlarsa şu anda playoff'un içinde bir takımı var. Ama kimsenin umurunda değil.